Geçmişte hep böyle olmuştur. Projeler ayı piyasasında inşa edilir, meyveleri boğa piyasasında yenir. Ayı piyasaları yatırımcılar için büyük bir fırsattır. Çünkü nokta atışı yapanlar, kartlarını iyi oynayanlar aslında çok kazanırlar ama onu o an ayı piyasasında fark etmezler. Bugün de bizim işimiz ayı piyasasında en çok gelişen, en çok inşa edilen coinleri bulmak. Çünkü bunlar rallide şov yapacaklar. Videoyu geçmeden önce ben günlerce araştırdım. Günü geliyor gecelere kadar white paper, rapor, analiz okuyorum. Siz şanslısınız. Bunları 10 küsur dakikaya sığdırmaya çalışıyorum. Ama bu demek değil ki buradakileri görüp kendi araştırmanızı yapmadan alacaksınız veya satacaksınız. Lütfen videoda söylediğim her coin'i akıl süzgecinizden geçirin. Çünkü burada yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Daha iyi yatırımcı olmak isteyenlere eğitim veriyoruz. Bugünkü metriklerimiz ayı piyasasında bile kullanımı Yazılım geliştirmesi artmış. Söylentilerde iyi partnerlikleri olan her şey güzel olabilir. Ama kötü token ekonomisine sahipse fiyatı düşer. Bu yüzden iyi token ekonomisine sahip coin'leri bulmak. Birinci sırada ayı piyasası ayağıma fırsat getirmiş. Böyle büyük bir coin'i alacağım ve eski ATH seviyesine gelse bile 2x 3x yapacak. Bu da Polygon matik. Son 2 haftadır söylüyorum. Polygon diğer coin'ler kadar gördüğünüz üzere rakipleri kadar ATH'den uzak değiller. Ben size buralarda birkaç ay önce Polygon'un harika işler çıkardığından, çok iyi gittiğinden bahsediyordum. Ve nispeten kısa bir süre içerisinde %100'den fazla değer kazandı. Şimdi burada yine ufak bir sıçrama yaptı. Bunun sebebi bu keratanın yine felaket bir duyuru yapması. Duyuruya göre çok yakında Instagram üzerinden Polygon NFT'lerini alıp satabileceksiniz. IP esasında en çok gelişen 5 projeden biridir. Sadece bunlar da değil. Coca Cola ile yaptığı anlaşma. JP Morgan'ın onlarca katman iki kripto parası arasından sadece Polygon'u seçmesi, ZK EVM teknolojisini tanıtmaları ki size daha önce bundan bahsetmiştim. Hatta Vitali'ye göre bu geleceğin teknolojilerinden biriydi. Ve tüm bunlara rağmen CoinMarketCap'e bakın. Neyse ben, ayı piyasasında en çok gelişen 5 projeden biridir dedim. Projenin kurucusu Sandeep'e göre Polygon şu an bütün kripto paralar arasında ilk 3'te. Ona göre Bitcoin, Ethereum ve Polygon normal. İsminde veya resminde köpek olmasa da birçok dünya devi şirketin onları seçmesi anlaşılabilir. Neredeyse sınırsız ölçeklenebilirlik sunuyorlar ve bu hıza rağmen Solana gibi en azından Solana kadar açık vermiyorlar. Teknolojik gelişimde çıtayı çok üst seviyeye koydular token ekonomisine gelirsek şu ana kadar oldukça istikrarlı oldukları için çok fark edilmedi veya piyasa tarafından absorbe edildi. Ama 2025'e kadar piyasaya token sürülmeye devam edilecek. Ve 2025 yılında yaklaşık olarak 10 milyar arza sahip olacak. Örneğin geçen yıl dolaşımdaki arz 6.783 milyar coin iken tam 1 yıl sonra 8.23 milyar oldu. Bu da %28.7'lik bir enflasyon oranına tekabül ediyor. Kötüyü geride bıraktık ama dikkate almakta fayda var. Gelişim bu şekilde devam ederse bu hiç hissedilmez. Ama talep gelmediği yanında ki şu anki duruma bakarsak talep gelmemesi çok düşük bir ihtimal. Ayı piyasasında bile nasıl bir talep geliyor? Hadi diyelim talep dibe vurdu. Bir ihtimal fiyatında daha da düzeltme gelebilir. Sonuç olarak 3-4 dolar 2025'e kadar bence çok kolay bir hedef. Daha alt sıralardaki coinlere geçmeden önce link var. Chainlink. Chainlink merkezi olmayan, aslında bir şirket olmayan Oracle Network'üdür. Ağın kurcalamaya karşı korumalı verilerin zincir dışı kaynaklardan zincir üstü akıllı sözleşmelere transferini kolaylaştırmak için kullanılması amaçlanır. Ben her zaman bir şeyi bir çocuğa anlatamıyorsan onu aslında bilmiyorsundur derim. En temel ifadeyle blok zincirleri dışındaki verilerin yani gerçek hayattaki verilerin blok zincirine aktarılabilmesini sağlar. Bu çok önemli. Daha da basitleştirirsek, anlamıyorsanız hiç önemli değil. Akıllı sözleşmeler çok da akıllı değiller. Sizin onlara ne yapacağınızı söylemeniz gerekiyor. Özür dilerim akıllı sözleşmeler. Diyelim ki Sivas'ta bir tarlanız var. 6 ay yağmur yağmama ihtimaline karşı çiftliğinizi sigortalatmak istiyorsunuz. Belki 6 ay hiç yağmur gelmeyecek ve en iyisi sigortalatın. Bunu akıllı sözleşmelere yaptırabilirsiniz. Ancak sizin yine akıllı sözleşmelere yağmur yağıp yağmadığını bildirmeniz gerekiyor. Sizin bu bilgiyi vermeniz gerekiyor. Chainlink veriyi bu dışarıdan bizim dünyamızdan alıyor. Blockchain'e veriyor. Link poligon kadar AT'den uzak değil. Normal. Ama bu fiyata hak etmediğini düşünüyorum. Çünkü çok önemli bir sorunu çözüyor. Link de harika anlaşmalar yaptı. Şu an ekrana koyarım. Ha şurada ufak bir problem olabilirdi. Mesari'ye gidip baktığım zaman Link'in enflasyon oranı %0 gözüküyor. Hadi oradan dedim. Elbette değilmiş. Link'in belli bir coin'i arz etme takvimi yok. Bu büyük bir problem. Demek oluyor ki vakıf, ekip istediği zaman, canları ne zaman isterse coin'i satabilirler ve arzını çoğaltabilirler. Ama neden az önce problem olabilirdi dedim. Açıkladıklarına göre Chainlink Vakfı diyor ki önümüzdeki 9 ay boyunca %5'ten fazla en azından 9 aylık süreci söylemişler %5'ten fazla enflasyon yaratılmayacak. Bu da oldukça makul bir rakam ve ekip güvenilir. Özellikle Sergey Nazarov'un röportajlarını YouTube'da bulabilirsiniz. İngilizce bilmiyorsanız internet sitelerinden de blogları yazılı röportajları okursunuz. Translate'den çevirebilirsiniz. Bu konudaki bilgisiyle sektörde birçok kişini kendine hayran bırakan bir adam. Lincoln bu söyledikleri önümüzdeki birkaç aydan sonra coin dağıtım takvimleri belli değil ve sadece yarısı dolaşımda. Yeni büyük bir problem değil ama aip yasası çoğumuzun beklediğinden daha uzun sürerse, yani bu söyledikleri süreçten %5 token salınımından sonra hala aip yasası devam ediyor olursa ve doğal olarak talep düşmüş olacak. Kaynak yaratmak, projenin sürdürülebilirliğini sağlamak için ne kadar token salacaklar bilmiyoruz. Özetle şunu söyleyebilirim. Aip yasasının daha devam edeceğini düşünüyorsanız Chainlink çakılmasa da çok olası değil beklentilerinizi tam karşılamayabilir. Ama herhangi bir rally geldiği zaman rakiplerinden daha iyi performans gösterebilir. Çünkü talep yaratılacağı için kaynağa çok ihtiyaçları olmaz. Ve token salınımı kendi ellerinde olduğu için piyasaya çok fazla token satmazlar. Benim fikrimce 3-4 yıllık uzun vadeli bir yatırım düşünüyorsanız özellikle dolar maliyet ortalaması stratejisi yapacaksanız çünkü token arzının ne kadar satılıp satılmayacağı belli değil. Dolar maliyet ortalaması uzun vadede mantıklı gözüküyor paranızın bir amaca hizmet ettiğini biliyorsunuz. Büyük bir sorunu çözdüğünü, projenin başındakilerin oldukça donanımlı ve güvenilir olduğunu şu ana kadar gözlemlerimize göre, güvenilir olduğunu biliyorsunuz. Nihayetinde son 12 ayda yazılımına, teknolojisine en çok katkı verilen projelerden biri. Çok uzatmayalım, şimdi geldik. Daha önce devasa kazandırdığı için kanalın belki de favori projesi favori projelerinden biri Ambrosus yani AirDAO. Neden olduğunu biliyoruz. Ben videoda bahsettikten sonra %1800 yükseldiği için. AirDAO'nun kendi blockchain'i var ve en büyük amaçları DeFi'yi halka indirmek. Tamam DeFi var. Çok güzel. Merkeziyetsiz. Permissionless. Yani kimseden izin almaya gerek yok. Bankalara ihtiyacımız yok. Borç alma var. Borç verme var. Sigorta var. Ama halka hala inmedi. Çünkü karmaşık. İşte AirDAO bu sorunu çözmeye amaçlıyor fiyatına ve tahminime gelmeden önce ürünlerinden ve gelişiminden bahsedeyim. Hızlı ve güvenli. Katman bir Blockchain'leri ana ürünleri. Staking mekanizmaları var. AirDAO web uygulaması var ki burada kripto ile ilgili temel ihtiyaçlarınızın hepsini karşılayabilirsiniz. Ve merkeziyetsiz borsaları var. E elbette tüm bunlarda AirDAO'nun coin'i ve blockchain'i ambrosuz kullanılacak. Ama videonun konusunu unutmayalım. Ne demiştik? Projeler ayı piyasasında inşa edilir. Meyveleri boğa piyasasında yenir. Erdoğan'ın BNB köprüsü vardı ve artık AMB Ethereum köprüsü de başlatıldı. Yani artık ERC20. Diğer bir deyişle Ethereum coinleri AMB'ye kolayca aktarılabilecek. Böylelikle AMB sahipleri SushiSwap, Uniswap gibi en büyük Ethereum merkeziyetsiz borsalarında AMB kullanabilecekler. Ayı piyasasında gelişim dedik. Devam ediyoruz. Web3 yatırımcısı DVF Labs'ten Ayı piyasasında 2 milyon dolar yatırım aldılar ki ayı piyasasında yatırımcı bulmak zordur. Ve projenin gerekliliği için de iyidir. Token satmak yerine yatırım almak. Bitti mi? Bitmedi. Binance ve AirDAO ilk Binance müşterileri için 20 dolarlık AMB hediye ettiği bir kampanya için işbirliği yaptılar. Binance ayrıca AirDAO'ya 200 bin dolarlık yatırım yaptı. Bir süredir yakından takip ettiğim proje Lang de projenin başına gelmesiyle beraber vitesi 5'e attılar. Bir iki borsada da listelendiler. Bu da AMB'nin daha fazla kişiye açılması demek ve daha fazla kişinin AMB'yi keşfetmesi. Ben ilk bahsettiğimde nerelerdeydi? Coinmarketcap'de çok arka sıralardaydı. Şimdi 500-600 civarındalar. Gelişim olarak iyi gidiyorlar. Portföyün bir miktarı ayrılabilir. Araştırmanızı yaptıktan sonra ve nispeten alt sıralarda olduğu için doğal olarak volatil olabilir. Solana beğeniyorum. Near beğeniyorum. Ama Link ve Polygon kadar ayı piyasasında devasa performans sergilemedikleri için ve AMB kadar sizi heyecanlandırmayacağı için bunları geçiyorum. YouTube müziği çok benzettim biliyorum ama lütfen telif atma. Bulduk Oasis Network. Katman bir kripto parası. Kurucusu Down Song ki şu an dünyanın en iyi bilgisayar mühendislerinden biri olarak kabul edilir. Ayrıca dünyanın kendi alanında en çok alıntılanan akademisyenlerinden biri. Oasis Labs ekibini incelerseniz ne kadar sağlam olduklarını görürsünüz. Birkaç tane ana özellikleri var. Benim en çok ilgimi çeken ve hakkında bu yüzden olumlu düşündüğüm özellikleri yani amaçları datanın özgürleştirilmesi, verilerin güvenli hale getirilmesi. Yani Oasis Labs'in teknolojisi sayesinde kişiler Kurumlar kendi verilerinden sorumlular. Devasa sosyal medya şirketleri, hükümetler, tiranlar değil. Siz kendi verinizden sorumlu olacaksınız. Bu dediğim devasa tiranlar, hükümetler sizin verilerinizi ve doğal olarak sizi yönetemeyecek. Devasa platformlar sizin verilerinizi kullanıp size kuruş vermeyip size bundan haberdar bile etmeyip para kazanamayacaklar. Siz verilerinizi paylaşmak hiç istemiyor musunuz? Tamam. Satmak mı istiyorsunuz? Hay hay. Yani sizin kontrolünüzde. Videonun başından beri merkeziyetsizlikten tutun permissionless yani kimseden izin almamaya, kendi bankanıza sahip olmaya, istediğiniz yere para göndermeye, kendi verilerinize ve gizliliğinize sahip olmaya birçok şeyden bahsettim. İşte bu yüzden blockchain hakkında ne kadar takıntılı olduğumu görüyorsunuzdur. Lütfen insanlar adapte olacaksanız düzgün adapte olun. Altcoin sepeti paylaşıyorum ama her şey fiyattan ibaret değil. Neyse projenin BMW ile Facebook'la yani Meta ile işbirliği var. Diyeceksiniz ki verileri sızdırmadan dava yiyen bir şirketle tam tersi bir şirkete nasıl işbirliği var? İşte bu yüzden o ile ilgili çok daha detaylı bir video hazırlamayı düşünüyorum. Ve muhtemelen her şeyden bahsedeceğim. White Paper'ını okumam, teknolojisini, yazılımını ve token ekonomisini anlamam lazım. Kesinlikle beni heyecanlandıran bir proje. Ama ne projeler beklenin veremedi. IOTA yatırımcılarını en çok güzel kriptolardan biri. Şimdilik gayet olumlu düşünüyorum. Buralar bedava geliyor. Bu projenin hak ettiği fiyatlar değil bence. Ama dediğim gibi biraz daha araştırıp çok detaylı bir video yapacağım. Onu da attığımda ilk görenlerden biri olmak isterseniz mutlaka abone olun ve yanındaki zil butonuna tıklayıp bildirimleri açın. Twitter'da Flood da yazabilirim. Twitter hesabımı da takip edin onunla erişebilmek için. Beni butonuna tıklarsanız hava fişek çıkıyormuş. Bazen öyle yapıyorlar ya kandırmak için. İyi ki varsınız. Kendinize dikkat etmeye ve kendinize yatırım yapmaya devam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.